Her şeyi Allah yarattı. Evet. Peki Allah'ı kim yarattı? Orada. Yani işte vagon örneği verilir burada, lokomotif örneği verilir filan. Bakın evvela şunu söyleyelim. Bilim felsefesinden önemli olan şeylerden biri şudur. Bir şeyin açıklaması için ayrıca o açıklamasının açıklamasına ihtiyaç duyulmaz. Sonra ben daha başka şeyler de söyleyeceğim ama evvela şunu söyleyeyim. Mesela diyelim hangi bir şekilde bir yerde ayın yüzeyinde veya bir yerde belli bir şeyler bulsak, yapı eserleri, diğer şeyleri, ne bileyim yani buzdolabı gibi, çamaşır makinesi veya küpler şeyler gibi, bunu bilinçli bir zihnin yaptığını düşünürüz. Bu da tamamen bilimsel açıdan meşru bir açıklamadır. Fakat ayrıca onun açıklamasının olmaması o açıklamayı, bir zihnin yaptığı açıklamasını çürütmez. Çürütmez. Hı hı. Evet. Bu başlangıçta söyleyeceğimiz bir şey. Fakat bundan daha önemlisi şudur. Tarih boyunca biz bakarsak felsefi açıdan mutlak geçerli bir ilkenin olduğunu ateistler dahi kabul ederler. Hı hı. Ateistler derler ki bu mutlak ilke maddedir. Ve madde daha evvel başlangıçta söylediğim gibi yasaları zaten vardı sonsuzdan beri. Ve bunun içinde oluşan zaman içerisindeki tesadüfi süreçlerle canlılar dünya geri kalan olmuştur. Yani ezeli bir evren ve tesadüflerle geri kalan olmuştur. Yani ateistler de ezeli bir ilke olarak yasalardı diyorlar. Biz düşünürken haşa... Allah'a da o maddenin içinde düşünme hatasına giriyoruz. Belki yok, orada ama. Şimdi Allah vardır diyenlerse ezeli olarak şunu demişler de Allah ezelidir. Yani bilinçli bir güç ezelidir. Geri kalan evren ve diğerleri Allah'ın tamam, özgür seçimleriyle olmuştur. Şimdi biz müsebbibul esbab diyorlar ya bizim. Evet. Bütün yani sebeplerin ki, sebebi ve kendisinin bir sebebi olmayan sebep. Felsefi evet. açıdan bakmak istiyorsak bu iki açıklamadan hangisi daha makul değil mi? Karşımızda felsefe tarihini incelersek bu iki temel açıklama var. İki açıklama da ezeli bir unsurun varlığını kabul ediyor. O zaman işte Big Bang teorisi bir de şunu yardım ediyor. Allah'ın varlığına alternatif olarak ezeli olduğu söylenen unsur madde olduğu için siz maddenin ezeli olamayacağını Big Bang'le veya hudus deliliyle gösterdiğiniz zaman hı hı. alternatif görüşün yanlış olduğunu göstererek Allah'ın varlığının ezeli olduğu görüşünü bir tek hakikat kalıyor. Alternatifsiz bırakıyorsunuz. Yok, bir tek hakikat kalıyor. Tasarım delili ise ayrı bir yerden diyor ki eğer ki bu madde sizin dediğiniz gibi ezeli unsur madde ise kendi kendine var oluyorsa arkasında bilinç olmadan şu gördüğümüz evreni tarif etmemiz gerekir diyor. Ha, tasarım delilinde bu evreni bilinç olmadan tarif edemeyeceğimizi göstererek ezelden biri var olan unsurun bilinçli ve kudretli olduğunu da göstererek çünkü onları bir araya getirmek için bilinçle beraber elbette ki kudret de gerekiyor. Bu alternatif olamayacağını söylüyor. O yüzden Allah kim yarattı sorusu bir soru değil, meşru mantıklı bir soru değil. Soru değil mantıklı yani. Bir soru değil. Ezeli bir unsurun olması gerektiğidir bunun ilk cevabı. Hı hı. Evet. Aslında bunu dediğin gibi bütün ateistler de böyle düşünür. Bakın mesela en ünlü ateistlerden biri demin dediğim gibi Marx. Marksist felsefeye baksanlar hepsi de maddeyi ezeli unsur görüyor. Tabii yani tarih boyunca biz düşünürlere, felsefelere baktığımızda ezeli bir unsur yoktur diyen hiç kimse yok. Kimse yok. Ayrıca tabii ben başka noktalarda düşünür. Şöyledir. Şimdi belli hocam, bir unsuru o yarattı, o yarattı, o yarattı dersek sonsuz bir halka karşımıza çıkar. Matematik felsefesi açısından argümanlarla sonsuz bir halkanın olamayacağını, şimdi burada tabii siz iftar sofrasına girmeyi dedim. Hayır, o tip akıl yürütmelerle gösterip sonsuz bir halkanın olamayacağını da sonsuza dek giden bir halkanın geriye doğru olamayacağını demek ki ilk bir unsurun olduğunu ayrıca da gösterebiliriz. Bir baştan.